Usulsüzlüklerin önüne geçebilmek için görevli olduğumuz sandığın seçim sonuçlarının sandık takip sistemine girilmesi oldukça önemlidir. Uygulamamızı sadece okul sorumluları kullanabilmektedir. Sandık takip sistemi mobil uygulamamızı Play Store ve App Store'dan indirebilirsiniz. Telefonumuz iOS işletim sistemli ise, yani iPhone ise App Store'a, Android işletim sistemine sahipse Play Store'a giriyoruz. Arama bölümüne sandık takip sistemi yazıyoruz ve listede çıkan ilk uygulamaya tıklayıp uygulamamızı indiriyoruz. Herhangi bir uyarı gelirse gelen uyarıları kabul ediyoruz. Uygulamayı açtığımızda ya da tutanağın fotoğrafını ekleyeceğimiz zaman kamera ve dosyalara erişim uyarısı gelecektir. Tutanağın fotoğrafını göndereceğimiz için izin ver seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Ardından sisteme kayıtlı olan telefon numaramızı başında 0 olmadan 10 haneli olarak giriyoruz ve gönder butonuna basıyoruz. Telefonumuza mesaj olarak gelen onay kodunu yazıp onayla butonuna basıyoruz. Sandık verisi gireceğimiz okulu seçiyoruz. Ardından veri ekleyebileceğimiz sandık numaraları listelenecektir. Önceden girilmiş herhangi bir veri varsa ve gönderilmişse, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı veri gönderildi uyarısı sandık logosunun yanında yazacaktır. Eğer veriler girilmiş ama internet erişimi henüz sağlanmamışsa veri hafızada yazısını göreceğiz. Veri ekleyeceğimiz sandık numarasını seçtikten sonra Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçenekleri arasından Cumhurbaşkanlığını seçiyoruz. Çünkü ilk önce Cumhurbaşkanlığı oyları sayılacak. Tutanaktaki verileri sırasıyla girip toplamını yazıyoruz. Ardından tutanağın fotoğrafını çekip gönder butonuna basıyoruz. Çekilen tutanak fotoğrafları otomatik olarak galeriye kaydedilecektir. Milletvekili seçim sonuçlarına girmek içinse seçeneklerden Milletvekili seçim butonuna tıklıyoruz. İlgili alanları doldurduktan sonra partilerin aldığı oyları dolduruyoruz. İttifak oylarını da yazıp tutanağın fotoğrafını çekip gönderiyoruz. Nasıl bir durumda kullanmak için tutanak fotoğraflarını saklamamız gerekmektedir. Uygulama internet erişimi olmadan da verileri kaydetmektedir. Kaydedilen veriler erişim sağladığınız anda otomatik olarak gönderilecektir. Son olarak ıslak imzalı ve mühürlü tutanakları il veya ilçe örgütlerine teslim ediyoruz. Unutmayalım, oyumuza sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır.